Cengiz abiyle ilgili bunları biliyor musunuzlar vardı. Bilenler biliyordur ama Artvin'de çay fabrikasında meme olarak çalışmış. İşi, imalat. Evet, 200 kiloluk çayları omuzlarına taşırmış. Doğru. Kışları da düğünlere gidip müzik yaparak para kazanıyormuş. Doğru. Bir yıl Artvin Akbank Şubesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmışsın. Artvin Arhavi'de Ciha Dağı Efsanesi isimli bir orkestra kurarak müziğe Doğru. başlamışsın. Parasızlıktan kiralayamadığı evi 20 yıl sonra satın almış. Doğru. Bir anda mı oldu abi o? Yani böyle bir... işte geldiğimiz zaman İstanbul'a geldim, Fadime'yi aldım geldim. 3 tane çocuğumu da aldım geldim. Dedem de kalıyor. Yaş kaç? 22 yıl yaşlarında. Kaç yaşında evlendiniz? 17 gibiydi. 17'de tabii. Evlendiniz. Evet. 17-18 gibi. Yani o zamanlar yeni yeni başlamıştım ama işte eve giderken bakkalın da arka sokağından geçiyordum. Çünkü peynir alıyorsun, ekmek alıyorsun, zeytin alıyorsun. 2 günde bir para ödeyeceksin daha adama. Doğru. Çalıştığımız yerden de adam parayı vermiyor bize. Ama yaşasın. Ben o bakkalların, manavların, Allah kasapların hepsinin alnından öperim. Ya, evet, bu ülkenin evet. yıllarca sırtında Tabii. taşıdılar o yazdırmaktan. Vallahi bazı defterleri de attılar böyle. Gerçekten de halden anlayan adamlar. Ülkenin kredi kartları onlardı. Vallahi onlardı ya gerçekten. Faizsiz hem de. Faizsiz. Kalpler. Kimin yani. Lafıydı o ya? Bir laf vardı çok güzel. Süpermarketten... Alışveriş yaparsınız Ferhan ama cenazeye bakkal gelir. Kahraman bakkal süpermarkete evet. karşı. Öyle mi? Orada mı vardı? Ferhan Şansoy'un oyunu olması lazım. Çok güzel lazım. Ferdi Özbeyen ve Ümit Besen hayranı. Doğrudur. İlk zamanlarda belediye otobüsüyle gidip geliyormuş abi konsere. Bir gün otobüste tanımışlar. Hava atayım diye inip taksiye binmiş. En son parayı ama. En son parayı. En son parayı da taksiye verdi. Ondan sonra geriye dönüşte tabii. Ya. Turizm seyahat otobüsleri. abi çok Arhavi Spor'da uzun yıllar top oynamışsın. Doğrudur. O yıllardaki arkadaşları büyük takımlara transfer olmuş. Evet. Çocukların her şeyine karışırmış. Hepsi Yok. Evlenip barklanmış, çoluk çocuğa karışmış ama yine de aile içindeki disipline çok önem veriyormuşsun. Çok, hala. Her zaman. Evet. Uzun yıllar yorumculuğunu, şarkıcılığını sürdürürken bu arada yapımcılık da yapıyormuş. Doğru. Murat Göğebakan, Bülent Serttaş, Hakan Altın bir sürü albüm de yapmışsın. Çok sayabiliriz, evet. Eşinden gelen bilgiler var. Ortaokulda aşkınız başlamış. İlkokul bittikten sonra, 46 küsur yıl önce. İlkokul son sınıfta. Ne diyorsun abi ya? Evet, o günden bugüne Fadime var işte. Bizim anamız, babamız. Bu şarkılar... Mesajlar bize. Bize. Biz de sadece annemizi seviyoruz. O da bizi seviyor böyle. Fadime abla izliyor mu bugün bizi? İzliyor. İzliyor. Ona da selam olsun. Bu arada bir sıkıntılı bir olay da yaşamışsınız. Başsağlığı diliyoruz. Peki. Bugün yaşadık. Abi be. Bir arkadaş var ya. Bak söz yazarlığı ile ilgili. Aşkla ilgili. Duygulandın. Evet. Biraz. Abi 46 sene sonra insan eşine adı geçince hala ne kadar önemli bir şey. Bak bugün bir tane video. Bir dakika dur abi böyle Fadime'ye bir sarılayım abi. Oh. Ya. Oh. Harika. Ne güzel bir şarkı söylesin bize ya. Bugün ha? Şarkı söylesin. Evet. Söyleyeceğim söyleyeceğim ama. Öyle. Abi bugün bir tane video düştü de var mı o video? Var Kısa mı? Video. Bugün bir video düştü. Bu evlilikle ilgili bir teyzeye diyorlar ki hafta sonunu kimle geçirmek istersin? İzledin mi? Ben izledim. Ay evet şıklı değil mi? Şıklı olan. Ya çok güzel ya. Çok. Şu videoyu bir izleyelim bakın evlilikle ilgili. Hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A. Eşinizle mi? B. Zor bir siz sualsiz. Neyse. Hafta sonunu kimle geçirmek isterdiniz? A. Eşinizle mi? B. Yani hiç aman yani. Direkt kafadan B. Direkt kafadan B yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.